Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Evet, Mars, gezegeniniz Mars Aslan burcunda, Venüs Aslan burcunda. Güçlü bir haftadayız. Sizin için özellikle dış dünyadaki aktiviteler, gelecek planlarınız, işte işinizle ilgili sorumluluklar, ailenizle ilgili, ebeveynlerle ilgili bazı konular hafta boyunca gündem oluşturabilir. Pazartesi günü Ay Kova burcunda olacak. Ancak boşlukta. Biraz hani evde kalmak istediğiniz, evdeki işlerle ilgilendiğiniz bir gün. Ama bunlar genellikle böyle eksikleri tamamlama ya da daha önceden başlamış bir şeyleri bitirme yönünde olabilir. Zaman zaman da kendinizi biraz kararsız, belirsiz hissedebilir. Herhangi bir şeye odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ama pazartesi gecesi enerjiler değişiyor. Ay Balık burcuna geçiyor. Salı ve çarşamba Ay Balık burcunda olacak. Daha sezgisel, daha duygusal, daha empatik olabileceğiniz, hani çevrenizde, yakın ilişkilerinizde de paylaşımlarınızın öne çıkabileceği romantik enerjiler var. Dış dünyada da özellikle sosyal hayatta da bu anlamda destekler alabilirsiniz. Çocuklarla da ilgili konular ön planda. Aşk hayatınızda da güzel, keyifli gelişmeler olabilir. Perşembe akşamı Ay artık Koç'a geçecek ve cumartesi Ay Koç burcunda iş trafiğiniz biraz öne çıkaracak. Yani sorumluluklar var. Evdeyseniz evde işler var. Mesleğinizle ilgili konular var. Daha fazla çaba göstermeniz gerekiyor. Bunlar olurken lütfen etrafınızdaki kişilerle de iletişimlere dikkat edin. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars Aslan burcunda ve Boğa burcundaki Uranüs'te kare açı yapacak. Ve hafta ortasından itibaren bu açı kendini göstermeye başlıyor. Hafta sonunda çok yoğun olarak kendini gösteriyor. Mars-Uranüs karesi gerilimler ve stresler yaratabilir. İlişkilerde böyle çatışmalar, kavgalar yaratabilir ve siz daha sabırsız, daha belki agresif olabilirsiniz. Lütfen sakin ve daha anlayışlı olmaya çalışalım. Kazalara da dikkat edelim tabii ki. Mars-Uranüs karesi böyle çok risklidir ve sakarlıklara, kazalara yol açabilir. Bu konularda da temkinli olmakta fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.